Çalışmaya başla. Her zamanki gibi yanımda para olmadan yola çıkmam. Durup tekrar kontrol edelim. Nasılsınız hanımefendi? Merhaba Bay Basant. Sen nasılsın müdürüm ha? Okulda her şey yolunda gidiyor mu acaba? Sizin sayenizde hanımefendi. Ben de okuldan geliyordum. Sizi görünce durup selam vereyim dedim. Basant'a okulun çatısını tamir ettirmesini söyledim. Gelecek musonlardan önce o işin bitmesi gerektiğini de. Bunun için minnettarım hanımefendi. Önemli değil, vazifemiz. Söyle bakalım, bir sorun ya da ihtiyacın olan bir şey var mı? Yok hanımefendi. Siz yanımızdayken nasıl sorun olabilir ki? Kendi torununuzu düşündüğünüz kadar okuldaki diğer çocukları da düşünüyorsunuz. Söylemem gerek. Jagdish çok iyi bir öğrenci. Çok akıllı. Buradaki sınav kağıtları okunup not verilecek. Onları eve götürüyordum. Notlar yakında açıklanacak. O zaman siz de göreceksiniz. İyi ama öğretmen görecek ne var ki? Jagdish benim torunum ha. Sınavlarda en yüksek notu alacak. Evet hanımefendi. Hatta torununuzun karısı ondan bile akıllı efendi. Jagdish'in karısı mı? Tüm sınavlara hiç sektirmeden girdi efendim. Üstelik yıl boyunca okula devam etmediği halde. Şundan eminim. Anandi bu sınavlarda başarılı olacak. Çok iyi notlar alacak. Okuyacak ve elbette hepimizi gururlandıracak. Hiç şüphem yok. Şu dediğini bir daha tekrarlar mısın? Gerçekten... Anandi'den mi söz ediyorsun? Evet efendim. Anandi. Sınavlarda gördüğüm kadarıyla bunun üstesinden kesinlikle gelecek. Çok akıllı bir kız. Ve çok da bilgili bir kız. Ya Jagdish, o da sınavlara giriyor değil mi? Jagdish'le Anandi birlikte giriyorlar. Neyse efendim. Bir sürü işim var. Gitmem gerekiyor. Sonra görüşürüz. Keseriya